Merhaba arkadaşlar. Herkes Web 3.0'ı konuşuyor. Ben de Web 3 ile ilgili bir video yapayım diye değil, tam tersine yaklaşık 9 aydır bütün konferansları, söyleşileri Web 3 üzerine yapıyordum. Şimdi Web 3 ile ilgili sorular gelince herkes Web 3 ile ilgili konuşuyor. Yanlış bir şeyler aklınızda kalmasın diye bu videoyu yapıyorum. Şimdi Web 3 konusu Web 3.0 diye daha çok duyuldu. Barış Özcan'ın videosuyla duyuldu. Barış Özcan'ın videosu tabii çok faydalı oldu. Geniş kesimlerce konunun bilinmesine yol açtı ama eksikleri de var. Bu video sunumda zaten fark edersiniz eksiklerin ne olduğunu. Şimdi Web 3.0 değil, aslında Web 3 diye geçiyor. Birincisi bu. Eski yorum 90'lardan kalan yorumdu. Yani Barış Özcan'ın videosunda da Tim Berners-Lee'nin bahsettiği bu 90'larda web kurgulanırken ne olacak sorusunun cevabı oradaki tartışmalarda şöyle veriliyordu. Yani ilk evresinde işte statik web siteleri olur. Birileri içerik yayınlar. Yani şuradaki tek adam içerik yayınlar. Diğerleri bu içeriği elde eder. İkinci evrede artık işte veri tabanlarının gelişmesi, altyapılarının gelişmesiyle içerik üreten kişiler artar ve bu içerik üreten kişilerin artması kendi aralarında etkileşime geçmelerine sebep olur. Burada bir demokratikleşme olur. Ve üçüncü evrede artık içerik üretimi çok fazla hale gelir. Hatta bu evrede ne olur? Makineler de bu içerik dillerini anlar. Semantik web olur. Artık makineler bir insana doğru eğilmeye başlar. Yani neyi kastediyoruz? Bunun örneği de şeydi hep. İşte Leo, mesela bir kişi Jaguar diye arama yaptı Google'da. Hayvanı mı gösterecek yoksa arabayı mı? Eğer ondan önceki araması Mercedes ise araba olan Jaguar'ı gösterir. Yani bilgisayar biraz daha kullanıcıya eğiliyor gibiydi. Hatta Web 4.0 falan da düşünülüyordu. O da şey, mesela Google'da yazdınız işte Edison'un ve Einstein'ın cep telefonu. Google size diyor ki Einstein zamanında cep telefonu yoktu. Yani zaman boyutunu da ele alıyordu. Tabii bunlar kurgusal şeyler. Kabul görüp görmeyeceği tartışılır. Blok zinciri ilk çıktığında da hemen Microsoft bir şey yapmıştı. İşte blok zinciri 1.0, 2.0, 3.0, 3.0'ı biz Microsoft yapıyoruz diye. Ya öyle bir şey olmadı tabii ki. Öyle bir toplumsal kabul görmedi. Bu tarz işler toplumsal kabule bağlı. Bir de şu var, hani biz tarihi ele alırken belli olayların çağ açıp kapattığını söylüyoruz ya, mesela İstanbul'un fethini niye söylüyoruz? İşte oradan sonra Avrupa'da da işte Rönesans reforma yol açacak hareketler oldu, coğrafi keşifler oldu falan filan. Doğu kültüründe de birçok şey yer yerinden oynadı. Yani internette de bu tarz belli şeyler var. Mesela sosyal ağlar bunlardan biri olarak kabul ediliyor. Facebook'u Zuckerberg kurmasaydı, aslında sosyal ağlar tarihi kitabında hepsini onların çalışmıştım. Tavsiye ederim kitabı. Yani Zuckerberg'in rüyası gerçekleşmeseydi biz sosyal ağ evresini de bu kadar güçlü hissetmeyebilirdik. O zaman Web 2.0 da gerçek olmazdı. Birileri gerçekleştiriyor. Neyse, eski yorum buydu. Hatta eski yorumda şey vardı. Ne vardı? İşte Web 1.0'ında sadece okuduk. Web 2.0'da bunları düzenleyebildik. Web 3.0'da artık biraz daha burada yapay zeka bazlı bir şeyler ortaya çıkacak diyorduk. Ama tam olarak Web 3.0'a hiç geçemediğimizi de düşünüyorduk. Bununla ilgili özellikle arama motorları vardı. Hatta Bing, mesela Microsoft'ta 2009 yılında staj yaparken Bing biraz da popülerdi. Microsoft'ta şey diyorlardı, biz arama motoru değiliz, biz insanların sorularına cevap veren bir motor. Yani biz de işte ne diyeyim, Ankara diye arama istemiyoruz. Biz Ankara'nın en güzel yeri neresidir sorusuna cevap veren bir şey. Biz semantiyiz iddiasıyla çıkıyordu arama motorları da ve biz Web 3'ü getiriyoruz diyordu. Olmadı bir türlü. Peki yeni yorum nasıl oldu? Aslında yeni yorumu Barış Özcan'ın videosundaki en kritik eksik bu. Gavin Wood koydu adını. Bu arşivden bir, web arşivden bir blog yazısı. Gavin Wood bu Snowden krizinden sonra post Snowden, Snowden sonrası dönem olarak Web 3.0'ı tanımladı baştan. Web 3.0 diye bir yazı yazdı.
Daha sonra da bunu genişletti. Hatta bunun teknik altyapısına da kurdu. Az sonra geçeceğiz. Ve burada dedi ki biz dünyada bir tane süper sosyal güvenli işletim sistemi kurmalıyız. Yani insanlığın bilgisayarını inşa etmeliyiz. Ve bu insanlığın bilgisayarında da tek bir otorite olmamalı. Bu kurguyla yola çıktı. Hatta bunu ilk yayınladığı bloğunun adresi Yeni Modern Dünya diye bir şeydi. Böyle daha farklı konularda yazılarında olduğu bir bloktu. Hatta bazı yazılarından dolayı çok eleştiriler de aldı. Haklı eleştiriler. Ve yani teknik değil, daha böyle farklı konulardaki yazılarından dolayı. Ama ilk Web 3.0'ın adı burada konuldu. Ve bu yeni yorumdaki kritik şey şuydu. Bakın, statikten dinamiğe geçiyoruz. Ama read, write, trust. Buradaki ana kelime trust. Yani güven. Güven şimdi bizim bütün bilincimizde güven çok olumlu bir şeydir. Yani bütün idoller, idol motiflerinin ana noktası güvenilir olmalarıdır. Ve bir insan için de belki en önemli şeylerden biri güvenilir olmalıdır. Burada Web 3.0 çok farklı bir yaklaşım getiriyor. Diyor ki medeniyetin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri insanların birbirine karşı duyduğu güven. Çünkü o güven hep zedeleniyor ve bir süre sonra sorun çıkarıyor. Biz güven yerine kriptolojiyi koyalım. Yani kripto, daha az güven, daha çok hakikat diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz parolayla yola çıkıyorlar ve burada Web 3.0'ı inşa etmeye başlıyorlar. Peki başka nasıl tanımlanıyor? Bir de şöyle tanımlanıyor. Deniliyor ki şimdi Web'in ilk aşaması neydi? İnsanların bilgi yayınladığı platformlardı. Yani bilgiyi aldığın zaman gerisine bakmazdı. Mesela bir matematik öğretmeni bir internet sitesi açtı. Diyordu ki matematik ile ilgili internet sistemden 1000 kişi bilgi almış. Sayacım 1215 olmuş. Buna seviniyordum. Ama ikinci evresinde artık şuna odaklanmaya başladı bu matematik öğretmeni. Evet, bugün sisteme 100 kişi girmiş ama kaç kişi benim içeriğimi beğenmiş, yorum yapmış. Yani bir sosyal etkileşime, sosyal motivasyona odaklanmaya başladı internetin ikinci evresinde öğretmenimiz. Şimdi üçüncü evreye geçtiğimiz zaman artık yani bunu yavaş yavaş geçiyoruz. Nasıl geçtiğimizi de söyleyeceğiz. Yani hangi teknolojik altyapılarla. Artık bu öğretmenimiz finansal motivasyona odaklanmaya başlayacak. Şu yani ikinci evre bir ön taraftaki devrimde, üçüncü evre arka taraftaki devrim noktasına ben çok katılmıyorum. İkisinde de ön tarafta da arka tarafta da şeyler oluyor. Yani sonuçta bir veri tabanı yapısı değişiyor. Veri tabanı yapısı arkasında bir devrimi doğuruyor. Ama buna ön arka olarak bakmak bence çok fazla. Böyle mühendis kafası orada farklı sosyal şeyler var. Ve burada biz değer internetten mülkiyet internetine geçiyoruz. Yani mülkiyet bu şekilde de çok gösterilmemiş. Mülkiyet önemli bir nokta. Az sonra neden önemli olduğuna geleceğiz. Özellikle Facebook Metaverse olayında. Bunun adına token ekonomi de deniliyor. Yani jeton ekonomisi deniliyor. Bu biraz basite almak. Yani sadece şu noktadan yola çıkıyorlar. Diyorlar ki burada platformun bir ekonomisi vardı. Burada jetonun ekonomisi var ama burada insanı merkeze alan bir bakışı yok. O yüzden benim çok katıldığım bir şey değil. Benim katıldığım daha çok mülkiyet interneti kavramı. Şimdi iki tane ana şey var. Web 3'ü düşünürken, bir projeyi araştırırken odaklanmanız gereken şey. Bir, güveni nasıl etkiliyor? Mesela basit bir şey söyleyeyim. Bir tane bir kripto para çıkarıldı diyelim ve bu kripto paranın müzik endüstrisine yönelik akıllı kontratlar tasarlıyor. Mesela bir kişi albüm yaptığında o albümü başka biri satın aldığında içerisindeki işte kime ne kadar para aktarılacağını yüzdesel olarak bir kişi satın ala basınca hepsini akıllı kontratla dizayn ediyor. Bu ne yapıyor? Müzik endüstrisindeki bazı insanlara duyulan güveni azaltıyor. Onun yerine kriptolojiyi koyuyor. Bu anlamda evet, Web3 projesi. İkincisi mülkiyet kavramı. Yani
Bu kripto parayı siz alıyorsunuz ve onu mülkiyetini kendinizde tutabiliyor musunuz? İşte soğuk cüzdanlarla falan. Borsalarda aslında mülkiyet yok. Yani borsaya girdiğiniz anda mülkiyet sizde değil. Çünkü sizin özel anahtarınız sizde değil o cüzdanın. Hatta mesela borsalarda alt gönderim limitleri vardır. Mesela atıyorum Polkadot için 1 dot, 2 dot. Bunun altında birisi size gönderim yaptı diyelim. Ki 1 dot da 400-500 lira falan yani. Çok küçük bir para değil. Biri 400 lira gönderdi size. Borsa bu parayı cüzdana koyuyor ama siz alamıyorsunuz. Ve özel anahtarı da vermiyor size. Aslında mülkiyetin olmadığını orada görüyorsunuz. Yani zaten yavaş yavaş borsalardan inşallah dışarı doğru geçecek. Şimdi burada bazı isimler var bu kavramla ilgili. Bunları anlamadan da iş olmuyor. Yani birincisi kesinlikle Ethereum. Yani zaten kripto para ekosistemindeki hiç kimse Ethereum'un ne kadar önemli olduğunu reddedemez. Yani Ethereum sadece bir kripto para olarak değil, aynı zamanda bir felsefeyle ortaya çıkıyor. Önemli bir teknolojiyle ortaya çıkıyor. Ve bugün belki de bizim Bitcoin'i konuşmamızın sebebi Bitcoin kadar Ethereum. Yani çünkü programlanabilir. O kripto parayı üretiyorlar ve işte bir sürü kişi bu platform üzerinden kendi kripto paralarını çıkarıyor. Tabii ölçeklenebilirlik sorunlarıyla karşılaşıyor vesaire. Bu kısma girmiyorum. Burada Gemwood ve Vitalik Buterin isimleri çok önemli. Bugün kripto para ekosistemindeki işte o binlerce projenin birçoğu da nerede? Yani ilk yüzdeki projelerin çoğu Ethereum'un tahtına adaylar. Yani Ada'sı da, Atom'u da, Solana'sı da, Polkadot'u da hepsi Ethereum'un tahtına adaylar. Birçoğu da Ethereum üzerinde çalışan projeler veya Ethereum'un tahtına aday olan projeler üzerinde çalışan projeler. Burada benim çok önemsediğim bir isim de Yuan Bennett. O da IPFS dediğimiz gezegenler arası dosya transferi olarak geçen. Tabii gezegenler arası değil ama böyle bir şey koymuş ortaya. Bakış. Protokolün mimarı, Filecoin'in arkasındaki kişi ve Filecoin birçok yerde de zaten kullanılıyor. Ve tabii Gavin Wood, yani Gavin Wood Web 3.0'ın adını, Web 3'ün adını bloğunda yazıyor zaten. Daha sonra da Web 3 vakfını kuruyor. Yani o vakfı kurarken artık ismine Web 3 demeye başlıyor ve her yerde Web 3 diye geçiyor. Web 3.0 diye geçmiyor. Belki de diğer semantik Web'den ayırmak için. Bunun şeyini post-Snowden dönem olarak tanımlıyor. Yani Snowden sonrası dönem. Snowden sonrası dönemin özelliği ne? İşte iki şey. Güven ve mülkiyetin bireye geçmesi. Şimdi bu Barış Özcan'ın videosunda da vardı. Bu projeler. Şimdi bununla ilgili 2018'de bir tane grafik yapılıyor. Aslında bunların hepsi oradan alıntı. Ama bunların birçoğu tam kendini gerçekleştiremedi yani kibar tabirle battılar. Dolayısıyla direkt öyle bakmamak lazım. Sürekli güncellenen bir şey. Ama mesela benim kullandığım Brave'de bu ekosistemdeki çoğu kişinin kullandığı Brave bunlardan biri. Yani Chrome sizin verilerinizi tutup pazarlıyor. Brave bunu yapmıyor. Veya az önce bahsettiğimiz IPFS dosya sistemi. Ama buradaki bazı projeler o kadar başarılı olmadı. Bu liste gidiyor. Yani orada şeyi görmemiz lazım. 2018'de bu kadar çok kripto para ekosistemine yönelim olunca her şeyin, Netflix'in, WhatsApp'ın hepsinin blok zincir üzerindeki halini düşündüler. Ama bunların birçoğu gerçekleşemedi. Başarısız oldu. Hatta benim kanalda bir video vardı. Sosyal ağların geleceği ve blok zincir diye. Bir saniye. Pardon. Sosyal ağların geleceği ve blok zincir üzerine o videoda bu 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda olması lazım. Diaspora diye bir sosyal ağ projesi vardı. Ondan bahsediyordum. O da mesela çok öncelerde dağıtık bir sosyal ağ projesi olarak çıkıyor. Zuckerberg destek falan oluyor hatta. Millet şaşırıyor. Finansal destek. Sonra batıyor proje. Yani şunu görmemiz lazım. Bir projenin İlk bakışta fikrinin çok iyi olması, ben Netflix'in blockchain'ini yapıyorum demesi yeterli değil. Yani gerçekten
Orada birçok parametre devreye giriyor. Onunla ilgili de yine YouTube'da var. Intercom konferansında kitlelere ulaşmanın 35 yolu mu ne, öyle bir sunum yapmıştım. Orada startup, yüzlerce startup'ı incelemiştim. Ona da bir bakabilirsiniz. Şimdi bu Web3 tarafında teknik gelişmeler de oluyor. Yani Ethereum'un kütüphanesinin adı Web3. Yani Web3.JavaScript. Aynı zamanda yani mesela Polkadot ağındaki projeler de Moonbeam üzerinden veya başka bir köprü üzerinden Ethereum'a bağlanırken bu Web3 kütüphanesini kullanıyor. Yani burada deniliyor ya, Web3 projesi hangisi? Yani en baba Web3 projesi Ethereum orada. Ama bugün girdiğinizde internet sitelerinin çoğunda Web3 yazıyor. Peki daha farklı bunu, yani Web3 Vakfı tarafından isimlendirilmesi nasıl oluyor? Şimdi Web3 Vakfı toplam, yanılmıyorsam, yanlış olabilir ama 1 milyar dolarlık bir hibe dağıttı. Bu hibeyi dağıtırken projelerin Web3 olup olmamasına bakmaya çalıştı. Bakın şurada gördüğünüz projelerin hepsine hibe verdi bu vakıf. İşte bu hibeler de ne kadar, işte 100 bin dolar da var atıyorum, 50 bin dolar da var ama genelde o civarda. Bunları DOT üzerinden ve Kusama üzerinden muhtemelen verdi. Daha çok DOT üzerinden diye tahmin ediyorum. Yani onun ayrılan şeyi. İşte burada gördüğünüz projeleri de bazı alt kategorilere ayırdı. Mesela Social Networking. Sosyal ağ hangisi burada görebilir mi bilmiyorum ama Subsocial projesi mesela böyle hibelenen projelerden biridir. Bu projenin özelliği ne? Bir otoritenin kontrolü olmadan sosyal ağ kullanabiliyorsunuz. Yani biri sizin beğen butonuna bastığı zaman ödeme yapıyor. Mesela bu token daha arz edilmedi. 2022'de muhtemelen çıkacak. Ama şu an platforma girince size işte hediye token falan da veriyor. Subsocial.network. Bunun gibi mesela Robotics var. Robotics'te de Robonomics projesi fon aldı. O da ne yapıyor? Mesela bir kola kutusunu alıyor. Blok zincire bağlıyor. Sonra o kola kutusunu sisteme entegre ediyor. Yani mesela buradaki gaming var ya, mesela Beat Country var, Metaverse projesi yine Polkadot'ta. Siz o Metaverse'de oyunda oynuyorsunuz, gittiniz bir tane kola kazandınız, tamam mı? Oyunun içerisinde. Robonomics'de altyapısal olarak bağlanabildiği için aynı Substrate altyapısını kullanıyorlar. Oyunda kazandığınız kolayı gidip kola kutusundan alabileceğiniz bir sistemi geliştirebilirler çok rahat. Mesela burada ne var? Kimlik, Kilt projesi. Az sonra değineceğim. İşte scaling dediğim ölçeklenebilirlik projeleri var. Storage dedikleri işte dosya depolama sistemi. Supply chain dedikleri bu. Hani şeffaf ürün de dediğimiz VeChain gibi projeler. Yani bunların birçoğu şu anda geliştirilme aşamasında. Polkadot daha doğumunu yeni yapıyor. Yani bu 2 gün sonra yapacak parachain'lere yatırımlar başlayacak. Kusama yaptı birkaç ay önce ama buradaki projelerin birçoğu yeni çıkacak. Şöyle bakıyorum. Yani birçoğu daha şey aşamasında. Ha, bunlar Web3 projeleri böyle oluyor. Yani ne Web3 projesi oluyor? Web3 Vakfı tarafından nitelendirilen bunlar. Ama diğerleri de, yani mesela Holochain'i, şuyu bu Web3 mü? Evet, peer-to-peer merkezli oldukları için Web3. Şimdi derinlemesine bakış yapacağız. Burada bu Web3 protokollerinin interneti nasıl evireceğine gireceğiz. Şu mesela Barış Özcan'ın videosunda bahsedildiği şeylerden biri. Yani bir data monopoli var. Onun yerine data ya bu şekilde daha dağıtık bir özgür hale getiriyoruz. Peki Facebook bunu yapıyor mu? Yapmıyor. O yüzden Facebook'un Metaverse'ü Web3 mü? Aslında değil. Peki başka ne oluyor? Web3'te neler ön plana çıkıyor? Mesela DIT'ler, Decentralized ID. Az sonra Kilt projesinde bahsedeceğim. Bizim kimliğimiz şu anda internette nerede? Yani Allah bilir nerede şu an internette, dağınık halde. Facebook'ta fotoğraflar, orada bir şey, buraya bir bilgi vermişiz. Bunları kontrol edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Ama işte merkezsiz
kimlik katmanıyla biz bunları artık kontrol edebilir hale geleceğiz. Bunun mülkiyeti de bizde olacak. Yani biri o kimliğe mesela bir kişinin benim kimliğime erişmek istemesi bile aslında mülkiyete bir erişim olduğu için bunu bile bu şekilde kontrol edeceğiz. Bir de şuna değinmek lazım. Yani bunlar çok güzel, hoş şeyler. Bunları zaten 1985'te CryptoPunk grubu adını 92'de koyuyor. CryptoPunk grubu düşünüyor. 23 yıl sırf bunun üzerine çalışıyor, anonim para. 2008'de Bitcoin yayınlayana kadar 23 yıl çalışıyor. Tamam, güzel. Ama bunların hiçbiri yeterli değil. Burada yine bunu bu kadar popüler hale getiren insanların hızlı para kazanabildiği mekanizmaların ortaya çıkması. Buna da değinmek lazım. Yani %100 böyle bir saf temiz amaçla işler ilerlemiyor. Yani o yüzden bir projeye yatırım yaparken de bunu unutmayın. Yani hiç çok kötü bir proje, hani şimdi birçok YouTube'da öne çıkan ismin de haklı şekilde eleştirdiği o kedi köpek coinlerinin patlamasının sebebi bu. Yani çünkü blok zincir kripto para yatırımcılarının çoğu tarafından içselleştirilmiş bir mevzu değil yani. Hatta o yüzden oynuyorum cümlesi, kelimesini kullanıyor. Yatırım yapıyorum demiyor çoğu kişi. Ve peki de araba almamız nasıldı? İşte böyle bir kontratımız vardı ve kontratımız imzalanıyordu. Ve Püç'te nasıl olacak? Bu dağıtık merkez üzerinden akıllı bir kontrat imzalanacak. Bu akıllı kontratta nesnelerin internetine entegre edersek arabadaki belli kullanımlar da akıllı kontrata dahil olabilecek. Eğer şöyle kullanırsa böyle olsun tarzında bunu çok çok farklı şekilde akıllı kullanım kontrat haline getirebileceğiz. Ben bununla ilgili bir yerde görmüştüm de şimdi hatırlayamadım. Oradaki karbondioksit salınımının azalla ilgili de akıllı kontrata bir şey girilebiliyordu. Yani o arabanın karbondioksit salınımı bile burada söz konusu olabilecek. Akıllı kontratımızda. Bir de burada organizasyon yapılarında değişim var. Buna geçen organizasyonlar var. Mesela Kovalent diye bir proje vardı. Biz kitabını yazdık benim kardeşle. Kovalent de şu anda merkezsiz organizasyona geçti. Ne oldu? Onu söyleyeyim. Şimdi normalde mesela Kovalent'te ödüller dağıtılıyordu. Yani ne diyorlar ona? İksir diyorlar Türkçesi. Yani, simyacılara iksir veriyordu. İksirler nasıl veriliyordu? İşte birisi bir görev yapıyordu panelde. O iksiri işte oradaki yetkili kişi veriyordu. Sonra siz onu cüzdandan, MetaMask cüzdandan borsaya çekip çevirip Türk lirası alabiliyordunuz. Merkezsiz organizasyona geçince ne oldu? Bu sefer bir iksir almak istiyorsanız önce bir proposal yayınlıyorsunuz. Bunun işte yönetim yerinde. Polkadot'ta da var, birçoğunda var zaten. Ve orada yayınladığınız proposal oylanıyor. Eğer kabul edilirse işte cüzdan adresiniz falan var. O ödeme size yapılıyor. Hatta Polkadot bunu biraz ileriye de götürdü. En son logosunu da, yani Polkadot'un logosunu da şeyi açtı. Organizasyon tarafından yapılmasını açtı. Polkadot 2.0 diye de bir proje şey var ki Umut'un kafasında, yani orası da daha farklı bir hale gelecek. Birkaç örnek proje söyleyeyim. Mesela Kilt ne yapıyor? Merkezsiz kimlik yapıyor. Yani bu merkezsiz kimlik bir noter gibi çalışıyor ama iş blok zincir üzerinde yer alıyor ve hash'ler kullanılarak yapılıyor. Dolayısıyla sizin bilgileriniz ortada dolaşmıyor. Yani Deep Web'de 20 liraya satılmıyor. Remark projesi yine benim önemsediğim projelerden biri. Remark da yine Polkadot ekosisteminden çıkan proje. Şimdi Remark'ın özelliği bir NFT 2.0'ı yaptılar. NFT 2.0'da ne oluyor? Siz bir NFT tasarlıyorsunuz. Bunlar SVG dosyası şeklinde oluyor. Daha sonra o NFT'yi mesela diyelim ki bir gözlük tasarladınız. Bu NFT'yi alıp başka bir NFT'ye giydirebiliyorsunuz. Mesela bir kuşa giydirip yeni bir NFT yapabiliyorsunuz. Bunun gibi aynı zamanda işte bir kuş bir NFT başka bir NFT doğurabiliyor, sanal bebek gibi. O tarafları zorluyorlar. Ama teknik olarak şu an bazı sorunlar var altyapısında. Asıl hedefleri Metaverse'ü yapmak. Metaverse işte buradaki Metaverse ve Pooch'e giriyor.
Yani burada ne var? Birçok Metaverse'te gördüğünüz şekilde zaten, pardon, birçok Metaverse'te gördüğünüz şeylerden biri var. Şunu kısalım. Burada reklam, mesela reklam panosu alıyorsunuz NFT olarak. O reklam panosu giydirilebilir olduğu için başka, mesela atıyorum Coca-Cola'nın, Nike'ın NFT'sini koyuyorsunuz. Ve buradan kaç kişi geçti, bunu gördü, ona göre oradan elde ettiğiniz geliri kendi komünitinize paylaşıyorsunuz. Tabi bunlar kartondan bina satmaya benziyor. Yani yapabilecek mi Remark, yapamaz mı? Bu ayrı bir konu. Yapıp yapamayacağına, proje fikri, fikir ne kadar iyi, o projenin takımı, takımının kod becerileri, ki bence yatırım yaptığınız her kripto paranın kurucularının GitHub profillerine bakın. Yani ne kadar kodlama yapacak, yılda ne kadar çalışıyorlar, ona bakın. Onun dışında ürünleştirmelerinin ne kadar iyi olacağı, yani bunu mesela yaptılar ama mobilde değil de webte kaldı. Yani veya çok yavaş çalışıyor, veya bir sürü farklı sorun olabilir. Bir de hayata geçirmeleri, yani bunu gerçekten pazarlama kabiliyetleri var mı yok mu? Yani şimdi birçok kişi eleştiriyor ama Shiba'nın pazarlama kabiliyeti var demek ki. Yani bu kadar patlama yapabildiğine göre farklı bir yeri yakaladı. Yani kibar tabirle kumar coin'i gibi oldu. Ama orada da bir yol açıldı. Orada Shiba gidecek, başkası gelecek. Orası da bitmeyecek. Yatırımcı profilinden ziyade farklı bir profile hitap ediyor ama pazarlama kabiliyetini iyi yaptı. Remark'ta böyle bir Metaverse 2022'de yapacak. Şimdi burada bu reklam panosuna Remark'ın sahibinin müdahale etme şansı yok. O yüzden Web3. Bakın, mülkiyet sizde. Bir de güven. Yani kimse kimseye güvenmek zorunda değil. Bu da bazı sorunları ortaya çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Yani bu reklam panosuna adam alıp uyuşturucu reklamı koyarsa ne olacak? Kim durdurabilecek? Durduramayacak. Dolayısıyla bazı sorunları çıkarıyor mu Web3? Çok büyük sorunları ortaya çıkarıyor. Bunlar üzerine belki yapay zeka algoritmalarıyla falan çalışılması lazım. Onun dışında mesela benim dikkatimi çeken projeler vardı. Onlardan bahsedeyim. Web3'ü de daha iyi tanımak için. Şimdi Web3 dediğimiz şey sadece bu Metaverse tarzı ve mülkiyeti sizde belli sanal dünyalar veya platformlar kılan şeyler değil. Bunların arka planındaki altyapılardı. Mesela Secret Network, Secret bu Privacy coin, yani gizlilik coin'i denilen şeylerin akıllı kontrat sistemi. Niye önemli? Çünkü diyelim ki siz diyorsunuz ki bir şeyin bende mülkiyeti olsun. Mesela Secret NFT'ler üzerine çalışıyorlar. Bir kişi gidip bir dijital sanat eserini aldı. Ama o kişi kimliğinin açık olmasını istemiyor. O kimliğinin açık olmasını ona zarar veriyor ve mülkiyeti kavramı içerisinde bunu da sahip olmak istiyor. Yani gizliliği. Burada işte akıllı kontratlarla Secret devreye giriyor. İşte o yüzden Web3 Secret'ta. Veya Moonbeam ne yapıyor? Aslında çok teknik bir iş yapıyor. Ethereum'u Polkadot'a bağlıyor. Ethereum altyapısına yazılan, Solidity dilinde yazılan bir şeyi alıyor, Substrate altyapısına geçiriyor ve orada çalıştırıyor. İşte o yüzden işlem ücretleri düşüyor falan. Teknik ama Web3 altyapısında. İlla gözde görünür bir şey olması gerekmiyor. Mesela Golem ne yapıyor? Sizin bir bilimsel araştırmadaki hesaplama gücünüzü alıp dağıtık hale getiriyor. Birçok insanın size destek vermesini ve bu insanların desteğini de güven esaslı değil, akıllı kontratlar gibi sistemler üzerinden yapıyor. Veya Theta aynı şekilde video içeriğine odaklanıyor. Brave tarayıcısı, BAT coin, Basic Attention, reklamcılığa odaklanıyor. Bunların hepsi Web3 aslında. Web3 olmayan nedir? Web3 olmayan projeler özellikle token ekonomi kısmına baktığınızda varlığının büyük bir kısmını yatırımcılara ayıran, özel satışlara, yatırımcılara ayıran, onlara kilitleyen projelerdir. Çünkü onlar da
pratikte dağıtık görünse bile pratikte işte bir proposal geldiğinde oylama noktasında onlar istediği sonucu çıkarır. Sizin çok bir gücünüz yoktur. Mesela Remark burada biraz beğeni aldı. Niye beğeni aldı? Çünkü 10 milyon token'ı vardı ve yumurta sitesinden yumurtalar verdi, NFT'ler. Yumurta satışına göre NFT'leri dağıttı ve %95'i satıldı. Sadece %5 kaldı. O %5'in de atıyorum %10'u, yani ne, binde 5'lik kısmı takıma kaldı. Ne oldu? Bu sefer dağıtık hale tamamen gelmiş oldu. Ha, proje dağıtık hale gelince, yani küçük balıkların eline geçince, büyük balıklar, balinalar çok daha sert uğraşmaya başlayabilir. O işin farklı bir kısmı, teknolojik tarafı değil, ticari tarafı, öyle riskleri olabilir. Ama genel olarak Web3'teki kastettiğimiz şey bu token ekonomisinin doğru olması. Facebook'ta nasıl token ekonomi? Token ekonomi yok yani. Zuckerberg istediğini yapar, krallığını ilerde. Zaten Metaverse'ün biraz da Facebook'un gaza basmasının sebebi kripto tarafında Metaverse'lerin yaygınlaşmaya başlaması ve oyuna sert girmek istemesi. Twitter'ın kurucusu da bu yıl oyuna sert girdi. Yani Bitcoin profiline Bitcoin yazdı. Twitter tamamen ayrı hikaye. Onu başka bir videoda inşallah konuşuruz ama Twitter zaten kendini gerçekleştirebilmiş bir proje değil. Twitter geleceğin projelerinden biri hala. Çünkü gelir modelini tam istediği şeyde oturtamadı. Web2'nin ana mottosu kullanıcıdan alabildiğin kadar bilgi al, sömürebildiğin kadar sömür, bunu sonra ürüne dönüştür ve reklam olarak pazarla. Bu mottoyu da Zuckerberg kurguladı. Ama bu arada kullanıcıdan para almıyor gibi gözüküyor. Ama Twitter onu yapmadı. Twitter alabildiğince bilgi al moduna hiçbir zaman girmedi. İstese girerdi. Bunun yerine içeriğe odaklandı. İçeriğin yayılmasına, içeriğin değerli kılınmasına odaklandı. Bundan dolayı da aslında Twitter merkezi yapıya sahip olsa bile, ki merkezsizleşme yolunda ilerlediğini kendi de beyan etti. Web3'e daha yakın bir proje yani. O yüzden geleceğin projesi. O yüzden NFT'leri, tweetleri NFT olarak satma noktasında da istekliler. Çünkü bir tweet'i zaten adam bir sanat eseri olarak görüyor. İlk günden beri görüyor Jack Dorsey. Onun değerli olduğuna, yani onun başlı başına değerli olduğuna, bir tweet'in bir değer olduğuna inanıyor. Dolayısıyla Web3 noktasında Twitter ile Facebook farklı yerlerde. Twitter biraz daha Web3'ü anlayan, Facebook ise aslında Web2'yi güçlendirmek ve gücünü muhafaza etmek isteyen bir pozisyonda. Umarım faydalı olmuştur. Bakalım daha ne kadar NFT, Web3, Metaverse falan konuşulacak.